Kanal 5 televizyonda yayınlanan Bölgenin Sesi programında bugünkü konuğumuz Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurulu Elazığ İl Koordinatörü Turan Karaan. Sayın konuğumla Elazığ'da kurumun çalışmaları hakkında konuşacağız. Ben Sayın Karaan'a hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz Sayın Karaan. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Önce müsaade ederseniz kurumla ilgili tanıtıcı bir VTR'yi izleyelim. Daha sonra sohbetimize devam edelim. Olur mu? Olur. Güzel olur. Elazığlı yatırımcılar Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu sayesinde artık Avrupa Birliği hibeleriyle tanışıyor. Alanında bilgi ve tecrübe sahibi 50 uzmanıyla Elazığlı yatırımcılar için seferber olan koordinatörlüğümüz bölgede üretim ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Yıl içinde yapılan dönemsel çağrı ilanları ve bu süreci takiben gerçekleştirilen proje kabul dönemlerinde Elazığ'daki küçük ve orta ölçekli yatırımlara KDV muafiyeti ile birlikte 3 milyon avroya kadar karşılıksız maddi destek olanakları sunuluyor. Mevcut hayvancılık potansiyeliyle dikkat çeken Elazığ bölgesinde büyük ve küçükbaş süt işletmeleri iyi tarım uygulamaları özendirilerek 1 milyon avroya kadar desteklenecek. Kaliteli sütün elde edilmesinde zincirin ilk halkasını oluşturan bu yatırımlar bölgenin yeniden cazibe merkezi olmasını sağlayacak. Hem süt işleme ve pazarlama hem de süt toplama tesislerine yönelik 3 milyon avroya kadar verilecek hibe desteklerle Elazığ'da da Avrupa Birliği standartlarında süt ürünleri yelpazesi altındaki tüm mamuller üretilebilecek. Elazığ'da et üretimi yapan tarımsal işletmelerin sayısının artırılması, modernizasyonu ya da yeni kurulacak işletmelerin Avrupa Birliği standartlarına yükseltilmesi için çalışan koordinatörlüğümüz bu yatırımlara 1 milyon avroya kadar hibe desteği sağlayabilecek. Birinci ve ikinci sınıf büyük ve küçükbaş hayvan kesim aileleri, et işleme tesisleri ya da her iki faaliyetin bir arada yapıldığı modern kombinaların kurulması 3 milyon avroya kadar verilecek hibelerle desteklenecek. Böylece Elazığlı üreticiler iç ve dış pazarlarda rekabet gücü elde edebilecek. Tavuk ve hindi üretim çiftliklerinde iyi tarım uygulamaları özendirilerek besleyici ve kaliteli beyaz et elde edilmesi için 500 bin avroya kadar hibe desteği sağlanacak. Kombinalar, küçük ve orta ölçekli kesimhaneler veya kanatlı eti işleme tesis ve altyapıları da 3 milyon avroya kadar hibe destekten yararlandırılacak. Fırat Nehri üzerinde kurulu Keban ve Karakaya barajları başta olmak üzere su kaynaklarının etkin olarak kullanılabilmesi açısından mikro veya küçük ölçekli mevcut balık üretim işletmeleri, alabalık, sazan, yayın ve kerevit gibi türlerin yetiştirilmesi için 200 bin avroya kadar hibelerle desteklenecek. Tarafı geniş su kaynaklarıyla çevrili Elazığ'da yetiştirilen su ürünlerinin işlendiği soğuk zincir uygulamaları içeren işletmelerin de 1,5 milyon avroya kadar desteklenerek iç ve dış pazarlara ciddi rekabet gücüyle açılması sağlanacak. Meyve ve sebzelerin ayıklama, tahsil ve paketlenmesini yapan entegre soğuk hava tesisleri bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerde hibe desteklerden 1 milyon 250 bin avroya kadar yararlanabilecek.
arıcılık ve bal üretimi, tıbbi ve aromatik özelliği olan bitkilerin ekilmesi, işlenmesi ve pazarlanması, süs bitkisi yetiştiriciliği ve çiftlik bazında mikro veya küçük ölçekli işleme ve paketleme tesisleri 250 bin avroya kadar hibe desteği alacak. Harput kültürünün yansıtıldığı yerel tarımsal ürünlerle geleneksel el sanatlarının üretim, işleme ve paketlenmesini yapan işletmeler de program kapsamında 250 bin avroya kadar hibe destekten yararlanabilecek. Fırat Havzası'nda ve Harput, Pazar Gölü, Pazar Baba Dağı gibi önemli varlıklara sahip olan Elazığ'da kırsal turizm 400 bin avroya kadar hibe destekledilerek teşvik edilecek. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğümüz tüm bu desteklerden yararlanmak isteyen Elazığlı yatırımcıları bekliyor. Evet, veterinerimizi izledikten sonra Sayın Kıran bize kısaca Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurulu, Elazığ İl Koordinatörlüğü ne zaman kuruldu? Amacı neydi? Bize bir açıklar mısınız? Şimdi öncelikle sizlerin yayını aracılığıyla ben tüm Elazığlı hemşerilerimizi, bizi dinleyenleri saygıyla, hürmetle, şahsım ve kurumum adına selamlayarak başlamak istiyorum. Elazığ İl Koordinatörlüğü'nün kuruluşundan önce aslında bu kurumun eğer müsaadeniz olursa genel anlamda ne zaman kuruldu, niçin kuruldu anlamında bir bilgilendirme yaparsak daha isabetli olacağını düşünüyorum. Kurumumuz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili bir kuruluşu olup bu Avrupa Birliği'nin aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik uygulamış olduğu İPA dediğimiz katılım öncesi mali yardım programı dediğimiz bir program var. Ve bu program 5 bileşenden oluşuyor. 5 bileşenin 5.'si İPART dediğimiz Türkçe karşılığı kırsal kalkınma bileşenidir. İşte Türkiye'de bir aday ülke pozisyonunda olduğu için bu İPART programını uygulamak üzere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun kuruluşunu gerçekleştirdi. 2009 yılında kurum kuruldu. Ve kurumumuz Türkiye'de yapılan araştırma ve inceleme neticesinde 42 ilde uygulanması öngörülmüş. Bu 42 ilin 20 ili birinci faz illeri dediğimiz iller, bunlar 2009 yılında kuruluşlarını gerçekleştirdiler ve 2011 yılında akreditasyon sürecini tamamlayıp proje almaya başladılar. Bizim Elazığ ilinin içinde olduğu ikinci faz uygulama illeri ise 2012 yılında kuruluşumuzu biz gerçekleştirdik ve 2012 yılını Avrupa Birliği'nden bir yetki devri almamız gerektiği olduğu için bir akreditasyon süreci geçirdik. Yani 2012 yılını biz tanıtım, eğitim ve akreditasyon denetimleriyle geçirdik ve 2012 yılının sonunda Allah'a çok şükür yani Avrupa Birliği'nden hem fiziki altyapı hem de insan kaynakları yönüyle yeterli olduğumuz kanısına varılarak bize bu yetki devri verildi ve 2013 yılıyla beraber biz Elazığ ilimizde bu İPART programı kapsamında birazdan konuşacağımız değişik başlıklar adı altındaki destekleme sektörlerine hibe şeklinde yani karşılıksız %50 ile 65 oranında değişen oranlarda hibe vermek üzere biz faaliyetlerimize Elazığ ilimizde başlamış olduk. Bu ikinci faz iller kapsamında Elazığ'ın da içinde bulunduğu bu kapsam hangi illeri kapsıyor Sayın Müdürüm? Şimdi bu iller belirlenirken öncelik durumuna göre belirlenmiş ve öncelikler sıralamasında birinci faz 20 ili kurulmuş. İkinci faz illerinde Elazığ'ın da içinde bulunduğu işte bizim yanı başımızda Muş ilimiz, Erzincan ilimiz, Ardahan ilimiz, Ağrı ilimiz, diğer taraftan batı tarafına gittiğimizde Manisa, Aydın, Burdur, Mersin, Ankara gibi illerin içinde bulunduğu toplamda 22 ilden oluşan bir ikinci faz il grubu. O özellikleri ne? Yani kriter ne? Hangi kriterlerle şimdi zaten alınmış? Mesela bu soruyu aslında biraz da şöyle yaparsak
yanı başımızda mesela Bingöl ilimiz, Adıyaman, Tunceli illerinde İPART programı uygulanmıyor. Aslında bu soruyu en çok bu illerimiz sorguluyor. Yani neden Elazığ'da bu İPART programı uygulanıyor da Bingöl'de uygulanmıyor? Haklı olarak yani vatandaş, çünkü neticede hibe bir paradan bahsediyoruz. Bu hibe paradan herkes faydalanmak ister. Bir de kaynağı Avrupa Birliği olunca. Şimdi bu iller belirlenirken bazı ana kriterlerden bahsedeceğim. Tabii bir sürü kriter var da. Birincisi o ilin tarım potansiyeli. Yani bu destekleme kalemleri içerisinde yer alan kalemlerdeki mevcut potansiyeli nedir ve geliştirilmeye müsait midir, değil midir? İkincisi ilin gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payı, bunun da belirli oranın altında olması gerekiyor. Diğer bir şey ilin göç verme oranı. Yani bir il eğer net göç veren il pozisyonundaysa İPART programından fayda. Nitekim malumunuz istatistiklerden de görüldüğü üzere Elazığ ilimiz maalesef bu şey olacak bir durum değil ama göç veren il durumunda olduğu için bu tür şeylerden faydalandırılmış. Yani ana kriter olarak bunlar alınmış ama daha da uzatabileceğimiz değişik kriterlere de bakılarak bu tamamen 42 il belirlenmiş ve bu 42 il içerisinde de bunların oranlarına göre öncelik sıralaması yapılarak birinci uygulama illeri ve ikinci uygulama illeri diye bu illerimizi biz ayırmışız. Sayın Karahan, İPAT programının hedefleri neler olur? Şimdi olmaktadır daha doğrusu. İPART programı dediğim gibi Avrupa Birliği kaynağından oluşan, yani Avrupa Birliği'nin bu aday ve potansiyel aday ülkelere tahsis etmiş olduğu fondan oluşuyor. Yani burada bazen kamuoyunda şöyle, gene bu soruya paralel şu tür sorularla da karşılaşıyoruz. Yani Avrupa Birliği diyor neden bize bu hibe parayı versin, niçin veriyor, hedefi nedir gibi. Şimdi 1959 yılından beri malumunuz bir Avrupa Birliği sürecimiz başlamış. Ve bugün 2014 yılındayız, halen aday ülke pozisyondayız. Yani üye olarak kabul edilmiş bir ülke değiliz. Neticede Avrupa Birliği stratejik olarak aday olarak kabul ettiği ülkeleri ola ki ileride üye ülke olarak içine aldığı zaman malumunuz işte sınırlar kalkıyor, vizeler kalkıyor. Yani ortak bir pazar oluşuyor. Avrupa Birliği bu fonları bu tür ülkelere, Türkiye'de dahil olmak üzere bu tür ülkelere tahsis ederek bu ülkelerdeki birazdan konuşacağımız işte değişik başlıklarda biz destek veriyoruz. Bu ülkelerin içindeki illerde standartları yükselterek, yani işletme ve üretim standartlarını yükseltmek, istihdamı artırma noktasında ilde bazı faaliyetleri artırmak koşuluyla ileride üye olarak kabul ettiği zaman bu ülkeden veyahut da bu illerden Avrupa Birliği'nin diğer ülke ve illerine göçü engellemek, oradaki o sirkülasyonu kısmen de olsa sabitleyebilmek anlamında bu program uygulanıyor. Yani kısaca özetleyecek olursak bu mevcut ilimizdeki Elazığ ilini konuşuyoruz. Elazığ ilindeki kırsal kalkınmaya giren tarım, hayvancılık ve diğer turizm başlıklarındaki işletmelerin standartlarını yükseltmek, buradaki istihdam oranını arttırmak ve ola ki yarın üye ülke olduğumuzda Elazığ ilinin veyahut da herhangi bir ilçesinden bir vatandaşımızın hemen çantasını alıp başka bir yere göçünü engellemek anlamında böyle bir program uygulanıyor. İPART programının temel amaç ve hedefi bu şekilde özetlenebilir yani. Peki kırsal ekonomik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesindeki tedbirlerde bu İPAT programındaki planlanan hedef nedir? Neye göre bu çeşitlilik belirleniyor ve şekillendirmeler yapılıyor? Şimdi biz ana başlıklar halinde desteklediğimiz bazı sektörler var. Bunlardan bir tanesi de ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi kapsamındaki projelerimiz. Evet. Bu projelerimizde genelde burada çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi. Burada biz üç tane ana başlığı destekliyoruz. Birincisi arıcılık projesi. Arıcılık malumunuz Elazığ ilimizde potansiyeli yüksek olan, bitki florası iyi olan, özellikle Maden, Sivrice bölgelerinde geven balı dediğimiz, bugün organik bal olarak da dünya piyasasına da inşallah girecek bir üretimi standartını yükseltmek. İkincisi
süs bitkileri konularında yine sera yapımı da dahil olmak üzere seraların desteklenmesi ve bir tanesi de dünyada gene yer edinmiş olan alternatif tıp dediğimiz tıpta kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin desteklenmesi konularında. Yine aynı şekilde Elazığ ilimizde el sanatları noktasında da ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyeli harekete geçirme noktasında işte el sanatları ve yerel ürünler. Yerel ürünlerimiz de inşallah 12. çağrıyla beraber zaten destekleme kapsamında alındı. Yaklaşık 80 kalemden oluşan bir yerel ürün listesinin bu İPART kapsamında %50 hibeyle desteklenmesi. Bu ne olabilir mesela? Elazığ ilinde Oraya malumunuz. gireceğim de Evet. ben şunu öğrenmek istiyorum. Yani bu bölüm, bu ürünlerin yani desteklenecek alanların belirlenmesinde siz mi bakanlığa bir yol haritası çiziyorsunuz yoksa bakanlığın bu bölgelerde desteklemelerde bir yol haritası var mı? Şimdi bu İPART programı 2005 yılında hazırlanırken bu tür kriterler göz önünde bulundurulmuş. Ama malumunuz bütün çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada da bazı eksiklikler söz konusu olabilir. Örneğin bu kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi tedbiri altında diğer illerimizde yerel ürünler desteklenirken Elazığ ilimiz bu kapsamda yoktu. Biz Elazığ'da 2012 yılında kurumu kurduğumuzda İPART programını önümüze aldık ve diğer illerle kıyaslama yaptığımızda neden Elazığ'da yerel ürün yok? Mesela bir Ankara'da desteklenirken Elazığ'da niçin desteklenmiyor? Ve bununla ilgili hemen ilgili kamu kurumları, başta Sayın Valimiz olmak üzere hemen kendisine raporu ve yapacağımız çalışmayı ulaştırdığımızda kendisi de memnuniyetle karşıladı ve bize de ciddi destek verdi. Ortak paydaş dediğimiz kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir rapor hazırladık ve bizim yönetim otoritemiz kanalıyla Avrupa Birliği Komisyonu'na sunduk. Ve Avrupa Birliği Komisyonu yapmış olduğu değerlendirme neticesinde işte 12. çağrıya yetiştirebildiler bunu. Ve şu anda 80 kalemden oluşan bir yerel ürün listesi Elazığ ilinde destekleme kapsamında alındı. Yani burada bazı eksiklikler vardı. Biz buraya geldiğimizde bu eksiklik, kırsal turizm mesela Elazığ'da yoktu. Yine aynı ana başlık altında değerlendireceğimiz. Bunu da biz raporlarla işte malumunuz Elazığ ilimiz Keban Gölü, işte Hazar Gölü, işte Kaplıca kayak tesisleri gibi bir sürü gerçekten kırsal turizme katkı sağlayabilecek, buraya insanların ziyaretini gerçekleştirebileceğimiz altyapıya, kaynaklara sahip. Bu kaynakları canlandırma, harekete geçirme anlamında yine ciddi bir rapor hazırladık ve bu raporu Avrupa Birliği Komisyonu'na sunduk. Nitekim 12. çağrıyla beraber Elazığ ilimizde de bu sektörlerin desteklenmesinin önünü açmış olduk. Ha, daha da eksiklerimiz olabilir. Sahaya indikçe biz şu anda Elazığ'da örneğini bir yine sorunuzla bağlantılı. Mesela Elazığ ilimiz şu anda Türkiye alabalık üretiminin yaklaşık %20'sini üretiyor. Ama üretimi destekliyoruz, işlemeyi destekliyoruz. Fakat balıkçılarla yapmış olduğumuz görüşmelerde balıkçıların en büyük handikapı yem temini. Yani balığa yedirmiş oldukları yemin maliyeti artıyor ve bunu da Türkiye'nin değişik yerine hatta yurt dışından temini noktasında bir şey yapılıyor. İşte biz şu anda Avrupa Birliği Komisyonu'na İPART 2'de onu da inşallah konuşacağız. Desteklenmek üzere balık yemine yönelik yem fabrikalarının desteklenmesini biz taslağa koymuşuz, teklif etmişiz. İnşallah mesela bu destekleme kapsamına alınırsa işte balıkçılarımızın büyük bir sorununa çözüm bulmuş olacağız. Buna benzer daha ileride de önümüze çıkabilecek değişik kalemler olacak ve biz bunları uygun raporlarla, güzel destekleyici belgelerle ortaya koyup komisyona sunacağız. Komisyon tarafından eğer kabul görürse bunları da birazdan konuşacağımız ana başlıkların dışında da değişik kalemlere de destek verme gibi bir olanağımız olacak inşallah. Yani yerel anlamda eksik görülen noktalardaki desteklerin sizler kanalıyla desteklenmesi sağlanabilme şansımız var. Öyle mi? Kesinlikle var. Evet. Şimdi Sayın Karahan, zaman zaman çağrılar yapılıyor. Bu çağrıların mesela belirli periyotlarda yapılmasının sebebi neler? Neden belirli periyotlarda yapılıyor? Şimdi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun tabii bir altyapısı var, bir potansiyeli var insan kaynakları yönüyle. Bu insan kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya yönelik kendi iç dinamizmi içerisinde
bir iş planlaması yapıyor ve bu iş planlaması çerçevesinde bugüne kadar geldiğimiz noktada genelde yıl içerisinde 2 ya da 3 çağrıya tekabül edecek şekilde bir çağrı ilanına çıkılıyor. Buradaki temel şey şu. Yani biz çünkü bu alınan projelerin ciddi bir değerlendirme süreci var. Bu insan kaynağımızla her çağrı döneminde hedef koyduğumuz alabileceğimiz proje sayıları az çok belli. Bu projeleri inceleyebilecek şekilde bir zamanlama ayarlaması yapmak durumundayız. Ve şu ana kadar da yılda dediğim gibi ortalama 2 ya da 3 çağrıya çıkılmış. Tabii ki ileride belki şu anda yapılan sistemin bazı eksiklikleri de tespit edilecek. Özellikle bizim bu bölgede Elazığ nispeten gene iyi ama İPART programının uygulandığı bugün Ardahan'a, Muş'a gittiğiniz zaman, Ağrı'ya gittiğiniz zaman bir diz boyu kar var. Ve bu kar büyük ihtimalle belki de Mayıs ayına kadar kalkmayacak. Nitekim bizim desteklediğimiz projelerde inşaat içerikli projelerdir. Dolayısıyla kışın kişi inşaatını yapamadığı zaman bu sefer bizimle arasındaki sözleşmeyi bu sefer ihlal etmiş oluyor. Dolayısıyla biz bu çağrı ilanlarını hem mevsimsel olarak hem insan kaynaklarımız yönüyle daha sağlıklı bir değerlendirme yapmak amacıyla böyle bir program uyguluyoruz. Ve genelde kış ayını değerlendirme süreci, yani projelerin bize sunulup değerlendirileceği ve inşaatların yapılabileceği uygun mevsimlerde ise vatandaşın sunmuş olduğu projenin uygulamasını yapmak üzere ayarlama yapabildiğimiz bir sistem uyguluyoruz. Evet. Biz 2013'te çağrıya başladık, çağrı almaya başladık herhalde Sayın Karahan. 2013'te 9. çağrı ilan edildi Elazığ'da. 9. çağrıdan sonra 10, 11 ve 12. çağrıya kadar geldik. Bu 3 çağrıda Elazığ olarak nasıl bir tabloyla karşılaştı? Yani Elazığ'daki girişimcilerin bu çağrılara yaklaşımı ne oldu? En çok hangi alanlarda projeler kurumunuza geldi? Bu konuda bilgi verir misiniz? Şimdi biz sizin de bahsettiğiniz gibi ikinci faz illeri olarak akreditasyon sürecini bitirdikten sonra birinci faz illerin işte 8 tane çağrıyı geride bıraktığı 9. çağrıyla beraber biz de bu sistemin içerisine dahil olmuş olduk. Biz Elazığ ilinde kurumu kurduğumuz 15 Şubat 2012 tarihi itibariyle ciddi bir tanıtım furyası başlattık. Yani yine sizlerin aracılığıyla, yani medya aracılığıyla görsel ve basılı medyamız, sivil toplum kuruluşları, resmi kuruluşlarımız gibi kurumların da desteğini alarak Elazığ'da ayak basmadık, yer bırakmadık. İl merkezi, ilçe merkezleri, beldelerin tamamında ciddi bu kurumun Elazığ'da kurulduğunu ve neye destek verdiği noktasında bir bilgilendirme yaptık. Bu tanıtımlar neticesinde 9. çağrıyla beraber Elazığ ilinde biz 41 adet proje kabulü gerçekleştirdik ve bu 41 tane projemizin ortalama yatırım tutarları 43 milyon lira ve vereceğimiz hibe desteği de 23 milyon lira civarındaydı. Bu rakamlarla 42 il içerisinde kıyaslama yaptığımızda biz Elazığ ili olarak 4. sıradaydık. Yani ciddi bir yer edindik. Bu da bizim koyduğumuz hedefi gerçekleştirdiğimiz ve Elazığ kamuoyunun gerçekten bu programa, bu kuruma, bu hibe desteklerine beklentinin üzerinde bir ilgi duyduğunun göstergesi olarak önümüze çıktı. Bu da bizi ziyadesiyle tabii ki memnun etti. 10. çağrı bizim bir ara çağrı dönemimizdi. Yani yatırım süresinin kısa olduğu ama fonların kullanımı açısından gitmemiz gerekli olan bir çağrıydı. Burada yine biz 12 proje kabulü gerçekleştirdik. Bunların yatırım tutarları yaklaşık 10 milyon civarında ve bunun 6 milyon lirası hibe olacak şekilde bir proje kabulüydü. Bu 9. ve 10. çağrı projelerinde almış olduğumuz bu projelerin sözleşmeye bağlanmış ve 2013 yılında yaklaşık 20 milyon liraya tekabül eden bir hibeyi biz Elazığ ilinde 39 tane proje sahibinin hesaplarına aktardık. Ve yine 42 il bazında değerlendirdiğimizde 2013 yılında vermiş olduğumuz hibe miktarı itibariyle tüm iller arasında 5. sırada yerimizi aldık. Ve bu ön sıralarda olmamız tabii ki sadece bizim başarımız değil. Yani biraz önce bahsettiğim gibi
hem medyamızın, başta Sayın Valimizin ve diğer kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının konuya ve programa olan bakış açısıyla ilgilidir. Çünkü sizler de az çok yakından biliyorsunuz. Bize proje sunan bir vatandaş, proje hazırlığı aşamasında hemen hemen 10-15 tane kamu kurumuyla muhatap oluyor belge alma noktasında. Bu kamu kurumlarımız eğer zamanda bu belgelerin teminini sağlamamış olsaydı bizim bu projeleri almamız mümkün olmayacaktı. Bu vesileyle ben bu iş içerisinde bu başarıda katkısı olan başta kendi çalışanlarım, personellerim olmak üzere diğer tüm kurumlara ben teşekkür ediyorum. Yani bu ilgi ve alakanın bu programdan Elazığ ilimizin maksimum düzeyde faydalanması noktasında bundan sonraki çağrı dönemlerinde ben devamını inşallah diliyorum. 11. çağrıda biz 55 proje kabulü gerçekleştirdik. Bu 55 projemizin yatırım tutarı yaklaşık 70 milyon civarında ve bu 70 milyonun inşallah şu anda projelerimiz inceleme aşamasında, bir kısmı merkez teşkilatımıza gönderildi, bir kısmı da yakın bir tarih içerisinde gönderilecek ve eğer bir aksilik oluşmazsa yaklaşık 43 milyon liraya tekabül eden bir hibeyi 11. çağrı kapsamında biz 2014 yılı içerisinde bu proje sahiplerinin hesabına aktarmış olacağız. Yani bu 3 çağrıyı genel anlamda değerlendirdiğimizde kamuoyunun kuruma ve programa bakışı bizim tarafımızdan olumlu ve tabii ki bunun olumlu olması için de biz inanın ki gecemizi gündüzümüze kattık. Tüm personelimizde yani mesai mefhumuna bakmaksızın ben dün gece saat 10.30'du. Bunu da söylemek durumundayım. Çünkü insanların emeği var ortada. Kuruma gittiğimde benim uzmanlarım halen kurumda çalışıyordu. Yani bu gerçekten bir fedakarlık Evet, özveri. şeyidir. Ve ben arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ama sonucunu aldığımız zaman inanın ki bu çalışmaların tamamını unutabiliyorsunuz. Sonuçta Doğru. ortada Elazığ ili olarak tüm iller içerisinde bütün çağrı dönemlerinde ilk 5 sırada olmamız bizim çalışmalarımızı daha da Ortaya koyuyor. bize ortaya koyuyor. Dediğiniz gibi inşallah bunu da devam ettirmeyi planlıyoruz. Sayın Kören, bu planlanan yatırımlarda bir tamamlama süreci var mı? Yani bu bahsettiğiniz, desteklediğiniz projeler en geç hangi yılda üretime başlayacaklar? Veya belirleniyor böyle 2 yıl mı, 3 yılda mı bu yatırımlar tamamlanacak diye bir süre Şimdi koyuyor musunuz? tabii. Bizim program hep zamanlı çalışan bir programdır. Yani vatandaş bize projesini getirdiği zaman o değerlendirme süreci bittikten sonra biz vatandaşla bir sözleşme imzalıyoruz. Her çağrı döneminde farklılık arz etmekle beraber biz vatandaşın önüne bizim projelerimiz mesela normal prosedürel açıdan 24 ayı geçemez. Yani 24 ay içerisinde projesini tamamlayıp bize teslim etmek durumundadır. Yani faaliyete geçmek durumundadır. Yoksa bizden hibe desteğini alamıyor. Ama çağrı dönemlerinde biz bazen 10 ay, bazen 15 aylık gibi bir yatırım süresi koyuyoruz. Ve sözleşmeyi de ona göre imzalıyoruz. Vatandaş zaten o sözleşmeyi imzalarken bütün bunları bilerek imzalıyor. Yani onu bir yerde aslında biz belirlemiyoruz. Vatandaş kendisi belirliyor. Ve kendi uygulamayı bitirebileceği bir zaman dilimi ortaya koyduğunda biz onu sözleşmeye bağlıyoruz. Ve o sözleşme neticesinde vatandaş ona bağlı olmak durumundadır. Ama şimdi vatandaş ben 10 ayda bu projeyi bitirip size teslim edeceğim, faaliyetime geçeceğim demiştir. Fakat herhangi bir nedenden dolayı yani vatandaşın şeyinin dışında, inisiyatifinin dışında ortaya çıkan bir nedenden dolayı bu uygulama sürecinde bir gecikme olduğunda tabii ki biz gene prosedürel açıdan, prosedüre ve kanunlarımıza ters düşmeyecek şekilde biz vatandaşımıza belirli bir süre veriyoruz. Ama bu tabii ki sonsuz bir süre değil. Yani belirli bir dönemde bitirmediği zaman biz bu projeyi feshedebiliyoruz. Yapılan bu sözleşmelerde bir de tabii istisna ayağı var Sayın Karan. Yani bu projelerde Elazığ'da kaç tane istisna yaratacak? Bu belli mi? Şimdi biz birazdan konuşacağımız 12. çağrıyla beraber biz ortalama bir 200 projenin Elazığ ilimizde bu İPART kapsamında destekleneceğini ve hayata geçireceğini biz planlıyoruz. Bu 200 projenin 50 tanesi arıcılık projesi olduğunu varsaydığımızda bunlar genelde aile işletmeciliği. Yani burada
gene istihdamdır aslında. Yani neticede vatandaşın, proje sahibinin de orada çalışması bir istihdam. Ama Doğru. onu gene aile işletmeciliği olarak bir kenarda bırak. 150 işletme, büyük çaplı işletmeyi desteklediğimizde ortalama her birisinde 10 tane istihdam düşündüğümüzde işte 500 hemen hemen veya hemen 200-300 yani kişiye tekabül ciddi eden bir bir yok 150 proje 1500 1500 kişi, kişilik evet. 1500 kişilik bir istihdamı biz bu projelerle Elazığ ilimizde oluşturmuş olacağız. Bu direkt istihdam. Bir de bunun dolaylı yönünü düşündüğümüzde projelerin malumunuz. Mesela bir besi projesi, bir kırsal turizm, bir işte kanatlı projesi düşündüğümüzde bunların nakliyecisi, bunların yemekçisi, bunların efendime söyleyeyim diğer ilaçlamacısı gibi bir sürü yan dalları var. Yani bu dallarla beraber Elazığ ilinde aslında 1500'ün üzerinde ciddi bir istihdama sebebiyet veriyor. Şimdi Sayın Karan, bir de şu var. Ekonomilerde tabii üretimin yanında pazar da çok önemli. Şimdi Elazığ'da örnek verelim. 10 ton tavuk üretimi yapıldı. Ama bunu pazarlamadıktan sonra o yatırımların boşa çıkması da bir de söz konusu. Bu planlama yapılırken siz yani size sunulan projelerde bunları dikkate alıyor musunuz? Pazar noktasında da bu projeler ne kadar başarılı olur? Şimdi vatandaş zaten bize geldiği zaman Yoksa her biz projeyi önce kabul mü ediyor? kendi projemiz, kendi prosedürümüz kapsamında biz vatandaşa yardımcı oluyoruz. Ama biz gelen bütün proje sahiplerine şunu da söylüyoruz. Diyoruz ki atacağınız adımda, yapacağınız yatırımda kesinlikle bir fizibilite çalışmanız olsun. Yani siz bu yatırımı yapıyorsunuz. Velev ki %50 ya da 65 değil de biz buna %100 hibe versek dahi, yani siz bedavaya bu tesisin sahibi olsanız dahi, ileride eğer bu faaliyet, bu işletme şeyini yürütemiyorsa, sürdürülebilirliği yoksa lütfen bu işe girmeyin. Ha, fizibilite çalışması yaptırıyoruz. Vatandaş ona göre çalışmasını yapıyor. Az riskten çok riske kadar pazar sıkıntısı olan şeye göre planlama yapıyor ve ona göre yatırımına giriyor. Tabii ki bunların biz direkt pazarlamaya bir etkimiz olamaz. Yani vatandaş adına o ürünü pazarlama gibi bir şeyimiz yok ama İPART programından desteklenen projelerin nitekim mesela 2013 yılı verileri açıklandı. Bu da sevindirici bir olay. Elazığ ilimiz cidden bir sıçrama yapmış ve 2013 yılında yanlış değilsem 41 milyon liralık bir ihracat rakamıyla dönemin en yüksek rakamında bir ihracat gerçekleştirmiş. Şimdi İPART programından destek alan projelerde üretilen ürünlerin Avrupa Birliği ve sözleşmeli olduğu diğer ülkelere yapılacak pazarlamada İPART programından destek aldığı için yani Avrupa Birliği fonundan destek aldığı ve Avrupa Birliği standartlarında bir işletmeden bu ürünün çıktığı hesabıyla pazarlamada da aslında dolaylı yönden ciddi bir etki yaratıyor. Yani Avrupa Birliği'nde pazara rahatlıkla bu ürünleri siz sunabiliyorsunuz. Dolayısıyla orada pazar noktasında da bir katkımız oluyor. Ama genel anlamda düşündüğünüzde vatandaş zaten yatırıma girdiğinde bunun hesap kitabını bizlerin ve diğer kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bunu hesaplayarak giriyor. Sayın Karan, şey soracaktım. Bu tanıtım noktasında tabii ilimizde sivil toplum örgütleri var. İş dünyasının oluşturduğu. Sivil toplum kuruluşlarının projeye, bu çağrıya yaklaşımları nasıl oldu? Şimdi biz dediğim gibi yani tanıtım ayağımızı iki şeye böldük. Bir kamu kurumları yani vatandaşın direkt muhatap olduğu kurumlar. Bir de sivil toplum kuruluşları dediğimiz, sizin de bahsettiğiniz şekilde vatandaşın önünü açan. Bir önceki soruyla da yine bağlantılı. Yani vatandaşın Elazığ'da üretmiş olduğu ürünün pazar ayağını oluşturan, yurt dışı ve yurt içi piyasada üretimi yapan kişiyle o talebin ulaşacağı, talep eden kişi arasındaki köprüyü kuracak olan sivil toplum kuruluşları neticede burada çok büyük bir önem arz ediyor. Biz biraz önce bir başarıdan bahsettik. Bu başarıdan nitekim bu sivil toplum kuruluşlarımızın da katkısı çok büyük. Ama bizim onlardan beklentimiz açık söylemek gerekirse biraz daha fazla. Çünkü biz isteriz ki sivil toplum kuruluşları yatırım yapacak olan özellikle dışarıdan gelen yatırımcıların önünü açacak. Onlara Elazığ'ı sevdirecek. Onlara Elazığ'da bu yatırımı yapmanın cazipliğini kazandıracak bir sistem geliştirmeleri. Bunu bir şekilde yapıyoruz.
ama daha iyi yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Elazığ ilimiz gerçekten, bakın ben bu anti parantez onu da vereyim. Ben Muşluyum. Bugün bir Muşlu olarak ben Elazığ ilinin gelişimini çok hedefliyorum. Sebebine gelince Elazığ ili Tunceli, Bingöl, Muş gibi illerin önünü açabilecek geçit bölgesinde bulunan ve bu insanlara da her yönüyle hizmet verebilecek olan bir ilimiz. Dolayısıyla Elazığ ilimizi biz ne kadar öne taşırsak bunun paralelinde diğer illerimiz de bu şeylerden faydalanmış olacak. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarımıza burada ciddi işler düşüyor ve onlardan beklentilerimiz biraz daha fazla. Ortak çalışmaya her zaman için hazırız. Onların sunacağı her programa, her şeye planlamaya dahil olmaya çalışıyoruz ve onlara destek sunarak, onların da katkısını alarak inşallah bu ve benzeri program, sadece İPART programı değil, bütün destekleme programlarında sivil toplum kuruluşlarının ciddi bir rol almasını biz bekliyoruz. Sayın Karahan, sahaya indiğinizde özellikle köylü kesimlerden nasıl bir yaklaşım, ilgi gördünüz? Yani oralardan size en çok hangi tür talepler geldi? Şimdi sahada bizim programlarımız genelde böyle miktarı yüksek olan projelere hitap ettiği için köylü kesiminden belki de bazı noktalarda çok da olumlu tepki almıyoruz. Yani şöyle bir söylem, işte siz gene varlıklı insanlara bu şeyi veriyorsunuz. Fakat dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artık destekleme politikaları değişti. Bunu her yerde ifade ediyoruz. Çünkü bugün Avrupa Birliği ülkelerine gittiğimiz zaman standartları yüksek, kapasitesi yüksek olan işletmelerle karşılaşıyoruz. Biz de burada zaten ilk sorunuzda da söylediğiniz gibi İPART programının temel amacı bu. Yani standartları yüksek, kapasitesi yüksek, gerçekten dünya piyasasına açılabilecek işletmelere destek vermek. Dolayısıyla köylüler bazen küçük çaplı projelere de destek verilmesini talep ettikleri için tabii ki ona yönelik de işte arıcılık olsun, el sanatları, yerel ürünler noktasında desteklerimiz var. Fakat daha büyük işletmelere destek verme programının asıl amacı olduğunda genelde yatırımlarımız da büyük ilçelerimizde ve Elazığ ilimizin civar çevrelerde oluşmakta. Tabii ki biz köylülerimizin de bu programdan azami düzeyde faydalanmasını hedefliyoruz ve buna yönelik tanıtım faaliyetlerimize son hızıyla devam Evet. ediyoruz. Gelelim Elazığ'daki yatırım konularına. Sayın Karan, Elazığ'da hangi tür yatırım projelerini kabul ediyorsunuz? Bundan sonra eklenen şeyler var, alanlar var. Bunlar neler? Bir açıklar mısınız? Şimdi Elazığ ilinde zaten dediğim gibi İPART programı ve illeri belirlenirken bu potansiyellere göre belirlenmiş. Ana başlıklar halinde biz 120 başlık süt sığırcılığı tesislerine, 250 başlık büyükbaş besi tesislerine, 500 başlık koyun ve keçi üretim tesislerine, 50 bin kapasiteli kanatlı dediğimiz broiler üretim tesislerine, yine 8 bin kapasiteli hindi üretim tesislerine %50 ile 65 oranında hibe desteği veriyoruz. Burada hibelerimiz %50, yatırımın yapıldığı yer dağlık alan dediğimiz alandaysa ve proje sahibi 40 yaşın altında genç bir girişimci ise bizim hibe oranımız %65'e kadar çıkmaktadır. Buradaki projelerimizin yatırım tutarları 1 milyon avroya kadar çıkabiliyor. Yani 10 bin avro ile 1 milyon avro arasındaki yatırımların %50 ya da 65'ini biz hibe olarak destekliyoruz. Aynı şekilde programın aslında İPART programının en güzel taraflarından birisi de budur. Sadece üretime değil, biraz önce sizin dediğiniz gibi pazar problemi, katma değeri yüksek olan, gelir getirisi daha fazla olan işlenmiş ürüne dönüştürülmesi noktasında biz işleme sanayisine de destek veriyoruz. Bu nedir? Üretilen etin ya da üretilen sütün et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması noktasında, balık ürünlerinin biraz önce dediğimiz gibi Elazığ ili su ürünleri noktasında ciddi bir potansiyele sahip. Bu ürünlerin işleme fabrikasyonuna yönelik 3 milyon avroya kadar yapılacak olan yatırımların yine %50'sini biz İPART kapsamında hibe olarak desteklemekteyiz.
Aynı şekilde Elazığ ilinde 200 tona kadar su ürünleri, alabalık başta olmak üzere su ürünlerinin üretimi ve 2000 ton yıl kapasiteli işleme fabrikalarına biz destek veriyoruz. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesini kısmen bahsetmiştik. 500 kovana kadar arıcılık ve diğer alet ekipmanları dahil arıcılık yapacak vatandaşlarımız. Yine yerel ürünlerde 80 kalemden oluşan, başta işte orcik, orcik şekeri, pestil, üzüm ve benzeri. Yani aklınıza gelebilecek 80 üründen oluşan bir yerel ürün listesini biz yine O destekliyoruz. son dönemde mi İşte eklendi? bu 12. 12. çağrıyla çağrı. beraber Avrupa Birliği Komisyonu tarafından onaylandı. Daha önceki çağrılarda yoktu. İnşallah bu kapsamda destekleyeceğiz. Yine el sanatlarına yönelik taş işlemeciliği, el işlemeciliği, oymacılık, mermer işlemeciliği, cam işlemeciliği gibi ürünlerin atölye kurulumuna yönelik yapılacak olan faaliyetleri biz destekliyoruz. Bütün bu sera yapımı, süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkilere yönelik 10 dekara kadar yapılacak olan seraların yapımını yine biz destekliyoruz. Şimdi bütün bu destekleme kalemlerinde 4 ana kalemi biz destekliyoruz. Birincisi yapım işi dediğimiz temelinden çatısına kadar işletmenin tüm imalatını biz destekliyoruz. İkincisi o işletmenin sürdürülebilir yani faaliyetini yürütebilmesi için elzem olan her türlü iç ve dış her türlü alet ve ekipmanı biz yine destekliyoruz. Aynı şekilde hizmet alımı dediğimiz yine programın güzel taraflarından birisi. Şimdi vatandaş projeyi hazırlarken dışarıdan bir danışman desteği alıyor. Bu danışmandan almış olduğu destek karşılığında kendisine yapmış olduğu ödemenin biz buna hizmet alımı diyoruz. Bu hizmet alımında ödediği ücreti de yine biz destekliyoruz. Ve en sonda yine bu destekten faydalandığına dair görünürlük dediğimiz tabela ve benzeri şeylerin yapımında da yine destek veriyoruz. Yani aslında bir işletmenin anahtar teslimi şeklinde yani çalışabilir vaziyete gelene kadar vatandaşın yapmış olduğu harcamanın %50 ya da 65'ini biz vatandaşa hibe yani karşılıksız olarak aktarabiliyoruz. Şimdi Elazığ ilimizde malumunuz genelde bu bölgenin tamamında bu böyledir. Kişi görmeden inanmıyor. Evet. İşte biz burada Elazığ ilinde aslında zor süreci biz geride bıraktık. Önümüzdeki sizlere de sunduğum ve bütün Elazığ'a şu anda dağıttığımız Elazığ ilinde yatırımını bitirmiş ve bizden desteğini almış, hibesini almış olan örnek işletmelerimiz artık var. Biz eskiden Güzel. bu tanıtımları yaparken aslında bir yerde tabiri caizse hayal satıyorduk. Yani işte destek vereceğiz, para vereceğiz, karşılıksız vereceğiz. Vatandaş böyle dönüp düşünüyordu. Niye veriyorsun? Yok bunlar vermez gibi. Ama şimdi canlı örneklerimiz ortada ve desteklediğimiz tesisleri biz herkese açık gidip gezebilirler, görebilirler, proje sahipleriyle görüşebilirler. Dolayısıyla artık önümüzde canlı örneklerimiz var ve saymış olduğumuz bu başlıklar adı altında yatırım düşünen bundan sonra 2023 yılına kadar yatırım düşünen vatandaşlarımızın bu hibelerden faydalanmasını bekliyoruz. Bu 2023 yılına kadar yapılacak olan desteklerde neden 2023? Yani bunun bir planlaması mı var? Veya planlama mı yapılmış 2023'e kadar? Şimdi İPART programı 5 yıllık dilimler Dilimler halinde halinde. uygulanıyor. 2007, 2013, 2014, 2020 bir de program artı 3 formülüyle uygulanıyor. Yani 5 yıllık dilim içerisinde bize Avrupa Birliği tarafından tahsis edilen fonu bir 3 yıl daha kullanma şansımız var. Dolayısıyla 2014'ün sonunda faaliyete girecek olan İPART 2 2020'ye kadar devam ediyor. Artı 3 formülüyle düşündüğümüzde 2023 yılına kadar bu İPART 1, İPART 2 kapsamında vatandaşlarımız bu desteklerden faydalanabilecekler. Sayın Karan, Elazığ'a mesela ayrılan paylar neye göre belirleniyor? Mesela desteklenecek ödemelerden ayrılan bütçeler neye göre belirleniyor? Şimdi bu İPA dediğimiz program, İPART 1 için konuşuyorum ben, İPA 1. İPA 1'de Avrupa Birliği yaklaşık 11,8 milyar avro gibi bir bütçe ayırmış. Bunun 4,8 milyar avrosunu Türkiye'ye tahsis etmiş ve bu 4,8 milyar avronun 873 milyon avrosu İPART dediğimiz bizim bu uyguladığımız
bizim yönettiğimiz kırsal kalkınma programına ayırmış. Bu 2017 yılına kadar ayrılan bir bütçe, tahsis edilen bir bütçe. Bu bütçe Türkiye'ye tahsis ediliyor. Yani Türkiye'de de program 42 ilde uygulandığına göre 42 il için tahsis edilen bir bütçe. İller arasında herhangi bir ayrım söz konusu değil. Bu çok önemli bir soru aslında. Çünkü vatandaşlarımız bazen acaba Elazığ ilinde ne kadar para kaldı, ne oldu gibi bir tereddütte kapılıyorlar. Böyle bir tereddütte ve endişeye gerek yok. Biz gelen bütün vatandaşlarımıza onu söylüyoruz ve sizin yayınınız aracılığıyla bir daha tekrar edelim. Bu tabiri caizse bir pasta olarak nitelendireceğimiz bir paradır. Ve 42 ile tahsis edilmiş, iller arasında herhangi bir bölünme söz konusu değil. Hangi il kaliteli, ayağı yere basan, belge eksiksiz ve güzel proje ortaya koyarsa bu pastadan en fazla payı alabilecektir. Nitekim Elazığ ilimiz arz ettiğimiz gibi bu 42 il içerisinde 3 çağrıda da 4 ya da 5. sırada yer almış ve inşallah 12. çağrıyla beraber bizim hedefimiz bir olamazsak da en azından 2. ya da 3. olabileceğimiz bir hedef. Çünkü yarıştığımız iller gerçekten büyük. Mesela Ankara gibi bir ille şu anda yarışıyoruz. Ankara malumunuz 4 milyon nüfusu olan, Sahip bir işte yatırıma daha cazip olan bir il. Ve genelde orada yatırımlar yoğunlaşıyor. Ama buna rağmen biz 12. çağrıda Ankara'yla başa baş gibi bir hedef koymuşuz. İnşallah onu da sizlerle beraber başarmayı planlıyoruz. İnşallah. Sayın Karahan, özellikle Elazığ'da projelerde hayvansal ürünlere daha ağırlık kazandığı görülüyor. Halbuki tıbbi aromatik bitkilerin üretilmesi noktasında da destekleriniz var. Elazığ bu alana niye tercih etmiyor? Biraz önce söylediğiniz gibi gördüklerini mi gerçekleştirmeye çalışıyor? Şimdi vatandaş zaten görmeden inanmıyor. O bir kesinliktir. Biz tanıtımlarımızda özellikle bu alternatif ürün desteklerinden de vatandaşın faydalanmasını ısrarla üstüne bastırarak söylüyoruz, anlatıyoruz. Fakat ne hikmetse bu gelmiş olduğumuz 12. çağrıya kadar bu potansiyeli bir türlü harekete geçiremedik. Ama bu geçmeyecek anlamında da değil. Biz halen Elazığ'ın belirli bölgelerinde özellikle mesela daha önceden il özel idaremizin yapmış olduğu bir çalışma vardı. O çalışmayı biz şimdi il özel idaremizde inşallah bir planlama çerçevesinde diyoruz ki çalışmanın yapıldığı bölgelerde bir izole saha oluşturup orada bir tıbbi ve aromatik üretim adası gibi bir yer belirleyelim. Oradaki vatandaşlarımıza bu üretimleri tabii burada vatandaşların bu tür alternatif ürünlerde en büyük sıkıntısı pazar sıkıntısı. Yani ben tıbbi aromatik üreteceğim ama bunu nereye satacağım diye bir endişe içerisinde. Biz yine sivil toplum kuruluşları ve kısmen kamu kurumlarının da bu vatandaşların önünü açacak şekilde bir planlama yaparak pazar konusuna da inşallah bir çözüm getirebilirsek bu kalemden de Elazığ ilimizi faydalandıracağız. Ama diğer hayvancılık sektöründe zaten genelde bu işle geçmişten beri iştigal eden bir şey var. Kurulu bir Altyapı sistem var. var, altyapı var. Vatandaşlar dolayısıyla riski az olduğu için pazarlama riski buralara yatırım yapmayı daha cazip görüyorlar ve biz de onlara bu şekilde yardımcı oluyoruz. Anlıyorum. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Peki kurum olarak bu kadar faaliyeti sürdürmek, yatırımları denetlemek, kontrol etmek noktasında yeterli bir sayıya da mısınız? Yani yeterli personel var mı? Şimdi biz Elazığ ilinde 42 uzman, 6 destek personeli yani toplamda 50 personelle biz bu hizmeti veriyoruz. Bu personel şeyi belirlenirken bizim iş yükü analizi dediğimiz bir program çerçevesinde iş yükü analizine göre bu personeller belirlenmiş. Fakat İPAR programı hazırlandığında bunu memnuniyetle ifade ediyorum. Elazığ ilinden bu kadar yüksek oranda bir beklenti maalesef şey olmamış. Ama bugün geldiğimiz gerçek noktada, icraatta Elazığ ilinin İPAR programı oluşturulurken ortaya konulan iş yükü analizinin çok çok üzerinde bir potansiyeli harekete geçirdiğini biz görüyoruz. Ve bizim kurum, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İnsan Kaynakları yönüyle yıllık iş yükü analizleri yapılıyor. Ve bundan sonra yine yapılacak iş yükü analizlerinde bizim eksikliğini hissettiğimiz uzman personel ya da destek personellerinin
kuruma açıktan ya da kamudan ataması şeklinde bu ihtiyacımızı da gidereceğiz. Ve her ne olursa olsun bu hizmeti biz mevcut personelimizle zaten veriyoruz. Eksik kaldığımız durumlarda bizim merkez teşkilatımız bize bu konuda destek oluyor. Ve şu ana kadar çok şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bundan sonra da yüzümüzün akıyla bu programı Elazığ ilimizde başarılı bir şekilde uygulamaya gayret edeceğiz. Evet, ben son olarak söylemek istediğiniz mesajları da sayın izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajları da almak istiyorum sizden. Neler öngörürsünüz? Evet, öncelikle bize kurumu ve faaliyetlerimizi tanıtma noktasında bir de ulusal bir yayın olmanız açısıyla münasebet. Çünkü Elazığlı olup da bugün Türkiye'nin değişik illerinde ya da dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız var. Ve bu vatandaşlarımızın da bu programlardan, bu hibelerden faydalanması en doğal haklarıdır. Dolayısıyla bize bu fırsatı verip bu programı onlara da aktarma şeyini verdiğiniz için ben başta sizlere teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi bizim vatandaşlara söyleyeceğimiz şudur. Biz Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye tahsis etmiş olduğu bir fonu kullanıyoruz. Yani bir hibe programını biz Elazığ ilimizde uyguluyoruz. Burada biraz önce saydığımız bir sürü kalemi saydık ve bundan sonra inşallah İPART 2 ile beraber bunların şeyleri biraz daha artacak. Kalem sayıları biraz daha artacak. Vatandaşlarımızdan durumu müsait olan, programa ilgi duyan kişilerin kurumla irtibata geçmeleri. Proje yaparlar, bizim vatandaşlarımızın maalesef öyle bir endişesi var. Yani benim projem yok, bu kurumda benim ne işim var? Kesinlikle öyle düşünmesinler. Yani projeleri olur olmaz hiç önemli değil. Kurumdan bilgi almak, kurumun destekleme programlarını öğrenmek amacıyla kurumu ziyaret etsinler. Kurumun faaliyetlerini öğrensinler. Bugün olmazsa 2017, 2017 olmazsa belki de 2020 yılında bu öğrendikleri bilgiler doğrultusunda bir yatırım yapma gibi bir şeyleri oluşabilir. Dolayısıyla biz vatandaşlarımızı bu hibe programından azami düzeyde faydalanması, bu programdan biraz önce bahsettiğimiz pastadan Elazığ ilimizi en üst düzeyde faydalandırmaları, bu bize tahsis edilen euroların, hibelerin Elazığ ilimizde üretim, istihdama dönüşmesini sağlama noktasında gerekli ilgi ve alakayı bekliyoruz. Biz onlara her zaman şu açık kapıyı bırakıyoruz. Diyoruz ki kim olursa olsun, ne için gelirse gelsin kapımız sonuna kadar açıktır. Onlara her konuda bilgi vermeye, onlara destek olmaya, onlara rehberlik yapmaya tüm uzmanlarımız, tüm çalışanlarımızla hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ve gelsinler lütfen hep birlikte bu programdan Elazığ ilimizi azami düzeyde faydalandıralım. Tekrardan sizlere bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve tüm Elazığ halkımızı şahsım ve kurumum adına saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz, kurumun çalışmaları hakkında bizi bilgilendirdiniz. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.